Bazen günlük işlevlerimizi sürdürürken kendimizi kaybolmuş gibi hissederiz. Yaptıklarımızı neden yaptığımız konusunda bir fikrimiz olmaz. Kimi insan hiçbir hedef koymadan bütün yaşamını sürdürebilir. Ama hedef koymak kişilere kendilerini değerlendirmek için bir ölçüt sağlayacaktır. Bu ölçüt koyulan hedefe göre nerede olduklarıdır. Hedefe ulaşamamak ya da koyduğunuz bir hedef olmaması sadece zaman kaybına neden olmaz. Zamanla birlikte önce benlik saygısı azalır, sonra güven kaybolur. Dolayısıyla hangi yaşta olursak olalım, kim olursak olalım kendimize bazı hedefler koymamız lazım. Peki bu hedefleri neye göre koyacağız ve o hedeflere nasıl ulaşacağız? Hedef koymaya başlamadan önce kendi kendimize sormamız gereken bazı sorular var. İlk soru, ne yapmak istiyorum? Benim hedefim ne sorusu? Daha sonra bu koyduğum hedef, istediğim şey gerçekten ulaşılabilir bir hedef mi? Bundan sonra da ben bu hedefe ulaşmak için yeterli donanıma sahip miyim sorusu gelir. Son olarak da bu sorulardan sonra eğer ben bu hedefe ulaşırsam ne yapacağıma yanıt aramak gerekir. Bütün bu sorulara vereceğimiz yanıtlar bizim doğru hedefler koymamızı ve onlara doğru bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu soruları sormak yetmiyor. Bu sorulara doğru yanıtları bulmak gerekiyor. En zor yanıt bulunabilecek soru ne yapmak istiyorum sorusudur. Aslında çocukluğumuzdan beri bize sıklıkla büyüdüğünde ne olmak istiyorsun diye sorulur. Ve biz de buna hep bir cevap hazırlarız. Genellikle bu cevap ya öykündüğümüz, hayran olduğumuz biri gibi olmaktır ya da daha çok ailemizin onayladığı kişi olmaya çalışırız. Ama sorunun gerçek cevabı ne olmak istediğimiz değildir. Ne olmak istediğimiz hedef koymak için yeterli değildir. Her sabah uyandığımızda bugün ne yapmam gerekiyor, bugün ne yapmak istiyorumla başlayan soru bu ay, bu yıl diye daha uzun süreçlere de genişletilebilir. Hedeflerimizi, neler yapmak istediğimizi belirlemek yaşamımızı kontrol edilebilir hale getirir. Hedef koyduğumuz şeye dikkatimizi vermek, zamanı iyi kullanmak, onu kontrol etmek de başarıya giden yoldur. Kaç yaşında olursak olalım, yaşamda hedefleri belirlemek isteklerimizi ulaşılabilir hale getirir. O nedenle ilk öncelikle hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Sonra o hedefe ulaşmak için ona ulaşabilme yollarını daha kolay geçebilmek için bazı yöntemler kullanabiliriz. Bu yöntemlerden ilki iyi bir zamanlama yapmaktır. Hedeflere ulaşmak için zaman yönetimi önemlidir. Ama ne zaman olacağını ya da ne kadar süreceğini bilemediğimiz hedeflerimiz de olur. O zaman unutmamamız gereken şey belirsizliğe bile sınır koyulabileceği gerçeğidir. Hedeflerimizi belirledikten sonra o hedeflere ulaşmak için gerekli zaman dilimlerini de içimizden bir şekilde ayarlamamız lazım. Eğer doğru zamanlamalar yapmazsak, yani hedefe ulaşmak için gereken zamanı çok kısıtlı tutar, biraz acele edersek, hedefe o zamanda ulaşamayız ve bu bize bir başarısızlık hissi getirir. Yine aynı şekilde eğer zamanı çok geniş tutarsak, hedefe ulaşmamız zor olacağı için yine bir başarısızlık hissi yaşarız. Bu nedenle hedef koymada ve hedefe ulaşmada zamanlama çok önemlidir. Hedefinize ulaşmanın yollarından bir tanesi de hedefinizi bölümlere ayırmaktır. Çok uzakta, çok size uzak gelen ve zor gelen bir yere hedef koymaktansa daha küçük sürelerde, daha küçük hedefler koymak ve o hedefleri geçtikten sonra bir sonraki hedef için hazırlanmak size motivasyon kaynağı olacak, aynı zamanda da başarmış olmanın keyfini yaşatacaktır. Hedefe ulaşmak için hedefi bölümlere ayırmak ve doğru zamanlamayı yapmak çok önemlidir. Çünkü önemli olan şey kısa sürede hedefe ulaşmak değil, doğru zamanlamayla, doğru adımlarla ve en iyi şekilde o hedefe ulaşmaktır. Koyduğumuz hedeflere ulaşmayı engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi ertelemektir. Ertelemek tembellikten farklı bir kavramdır. İstemesine rağmen, yapmak istenmesine karşın bir türlü o işe başlayamamak olarak tanımlanabilir. İşte öğrencilikte ders çalışmayı ertelemekle başlayan bu süreç, bazen iş yaşamında, sosyal hayatta, bütün yaşamda her hedefe ulaşmak için çıkılacak zamanı, yolu ertelemekle devam edebilir. Hedef koymayı
ve hedefe ulaşmayı ertelemenin çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan bir tanesi alışkanlıklardır. Çocukluktan itibaren her şeyi ertelemeye alışmışsak hedef koymayı da, hedefe ulaşmayı da ertelemek son derece doğal gelebilir. Bir başka nedense başarısızlık korkusudur. O hedefe ulaşmada başarısız olacağı korkusu kişiyi mutsuz ve umutsuz yapacağı için bir türlü harekete geçemez. Ya da yetersizlik duygusu da ertelemenin bir nedenidir. Bütün bunları engellemek, yani erteleme duygusundan kurtulmak için belki en başa dönüp doğru hedefleri koydum mu? Bu hedefler için yeterli miyim? Bu hedeflere ulaşmak için ben neler yapabilirim sorusuna bir daha bakmak gerekir. İnsanın her yaşta hedeflerinin olması, o hedeflere gitmek için çaba göstermesi rahatlık verici, mutluluk verici, insanın yaşamına anlam kazandırıcıdır. Ama hedeflere başlamadan önce yine de cevaplandırılması gereken iki önemli soru vardır. Bunlardan biri, koyduğum hedefe ulaştığım zaman benim için yeterli olacak mı? Yani başarı kazanmak, ün kazanmak, para kazanmak, bir meslek sahibi olmak yeterli gelecek mi? Bunlar gerçekten birer hedef mi? İkinci soru ise, ben bu hedefe ulaştıktan sonra ne yapacağım sorusudur. Çünkü en önemli, en büyük hedeflere bile ulaşıldıktan sonra o doyum hissinin hemen peşine bir boşluk hissi gelebilir. İnsanların hedeflerinin olması, o hedeflere ulaşmak yaşama anlam kazandırır. Ama koyulmayan hedefler ya da yarım bırakılan, ulaşılamayan hedefler de mutsuzluk, stres kaynağıdır ve mutsuzluk ve stresin oluşturacağı başka birçok sorunu da birlikte getirecektir.